Erman ya. Oğlum bu nasıl soru? Kimsin? Ya bütün Nayri için çalışan bir nefer mi diyeyim? Fani mi diyeyim? Biraz felsefik oldu ya, biraz spiritüel oldu. 30 seneyi aşkın bir müzikal geçmişim var. Şimdi bateristim. Athena, 7. Ev gibi kendi kurduğum ya da en başından beri içinde olduğum gruplarla güzel maceralarım oldu. Hala da oyunun içindeyim. Ne istiyorsun? Ölürken o geçişi çok gönül rahatlığıyla, huzur içinde o geçişi yaşamak istiyorum. Onu deneyimlemek istiyorum. Onu yaşamak için bayağı bir temizlenmek lazım ve gerçekten kendini bilerek ve kendini severek yaşamak lazım. Harbi misin? Netimdir. Direkt neyse o. Yani tabiri caizse şey çat çat. Eğer seni aşk çocuğu olarak dünyaya getirecek iki sanatçı seçecek olsaydın kimini seçerdin? Aşk çocuğu. Gelmemi tercih ederdim ya. Sen kendi üslubunu nasıl tarif edersin? Yani şimdi feedbacklere bakmak lazım. Şimdi kime sorsan kendin süpersindir. Herkes süper. Ama dünya cehennem. Kendini bilmek, kendini tanımak demek. Yani kendini bilip kendini tanırsan gerçekten hem işler çok kolaylaşıyor. Hem de yani üslubun olması gerektiği gibi oluyor aslında. Yani hayatın da kolaylaşıyor. Yani başka şeylerin peşinde olmadığın zaman yani direkt veriyorsun, direkt alıyorsun. Ama diğer türlü böyle veriyorsun. O öyle bir geliyor, böyle senin kafasını vura vura geliyor yani. Yani direğimdir, pozitifimdir. Mesela yani bardağın dolu tarafını dan bakmayı tercih ederim. Yani mesela yani bardağın dolu tarafı var, boş tarafı var bir de. Şimdi boş tarafından baktığında ne oluyor? Mesela yani mesela konsere gideceğim. Yani şimdi yani en tepelerden tekrar düşmüşsün. Yani sırtına taktın şeyi, gideceksin çalacaksın. Dandik bir davulda sırtına taktın zil çantasını. Trampet aldın gittin. Bir ton tantana oraya bindin, oradan gittin. Şey yaptın gittin kurdun ettin. Mesela şey zamanlar oldu yani, böyle zamanlar oldu yani. Teknisyenin yok, her şeyi kendin yapıyorsun. Şöyle bakıyorsun, bir nefsini kırmış oluyorsun, iki spor yapmış oluyorsun. Yani böyle bakarsan ya veya ve bu tarafı da görmüş oluyorsun yani. Zeytinli Rock Festivali şeyde Foça'da bir böyle yarım adamıydı. Yani orada oldu. Foça'da eski Foça'da galiba. İlk orada yapıldı ama inanılmaz. Ben oraya bir Cenk Han benim eski bir davulcu. Onunla beraber gittik. O albüm çıkarmıştı. Onun davullarını çalıyorum. Alternatif sahnede çıkıyoruz. Ana sahnede de işte kurban var galiba. Biz çıkacağız, sonra kurban çıkacak. Abi çıktık. Ya çalıyoruz. Üçüncü, beş, dördüncü şarkıda kurban soundcheck almaya başladı. Bizi susturdular, bitirdiler. Abi dedim yani bu tarafı böyleymiş. Ben hep oradaydım. Burada bunlar oluyormuş. Abi iki tarafı görürsem mesela ben köylü tarafım var, köy hayatını gördüm. Bir de şehirli tarafım var. Köy hayatını görmeyen yarım. Dünyayı hiç anlamıyor. Boşuna konuşmasınlar yani. İki tarafı görürsen tamamlanıyorsun. Yani sonuçta insanda da öyle. Şimdi ben erkeğim ama kadın tarafımı yükseltirsem tamamlanıyorum ve insan oluyorum. Ama kadın tarafım düşük, erkek tarafım yüksek. Ben ne kadınları anlarım, ne insanları anlarım, ne kendimi anlayabilirim. Kadın arkadaşlarıma seninle söyleşi yapacağımı söylediğimde çok heyecanlandılar. Eyvallah. Yani sağ olsunlar da gerçek mi yani? Eyvallah. Allah razı olsun. Arkaya bakınca ne görüyorsun? Ha.
Yani arkaya bakınca acayip bir hikaye görüyorum. Bir kere iki tane Turgay görüyorum yani. Bir kendimi bilmeden yaşadığım ve bayağı bir psikolojik sorunlarla, bunalımlarla acayip zorlu yarlardan, uçurumlardan geçen hiçbir şeyin farkında olmayan bir Turgay. Hiç kırılma noktasından sonra da milattan sonra kendini arayan, kendini bulmaya çalışan tam zıt kafada, yapıda bir Turgay görüyorum. Yani çok dolu, çok güzel yaşadım. Yani bir daha yeniden başlasan ne olmak isterdin, yeniden başlamak, öyle bir şey istemiyorum. Yani sağ salim ölmek istiyorum, çok çok memnunum hayatımdayım. Yeryüzüne senden kalan temel bir şey var mı? Bu kafayla şöyle cevap veririm yani. Kalbine dokunduğum insanlar diyeyim ya, varsa gerçekten çok mutluyum. Yani kalbine dokunduğum insanlar kalır. Yaşlanmak nasıl etkiliyor? Seni nasıl bir duygu veriyor? Yaşlanmıyorum ki. Gençleşiyorum. Kendini gençken olduğundan daha tuhaf, yabancı hissediyor musun? Tam tersi. Yani gençken daha tuhaf ve daha yabancıydım kendime. Giderek gençleştiğimi, giderek daha sevgi dolu olduğumu, giderek daha huzurlu, daha anlayışlı, daha çocuksu. Yani insanlar yaşlanır, ben çocukluğuma dönüyorum. Yani Athena 7. ev, bir de şu derin mevzu var. Bunda prodüktörünü yapıyorum ama yani söz, müzik, düzenleme falan, yani her şeyini yapıyorum yani. Merhaba, ben Turgay Gülaydın. 1989 yılında davul çalmaya başladım. Müzik kariyerim boyunca Athena, Vega, Koray Candemir, Egoist gibi grup ve sanatçılarla çalıştım. Bununla beraber verdiğim davul dersleriyle genç müzisyenlerle tecrübelerimi paylaşmaktayım. Kendi grupların dışında mesela Kurtalan'la çalma şeyim oldu, fırsatım oldu. Ahmet Güvenç'in okulun resitalinde ben hocaydım orada. Bir gün geldiler, Cihangir Akkuz yoktu. Bir Gülpem Bey'i beraber çaldık, çok çok zevkliydi. Bir Egoist'le Meltem Taşkıran, Eser Taşkıran, Egoist'le bir sene çaldık. İşte Ahmet Güvenç de o kadrodaydı, o da çok önemli kadroydu. Demir Demirkan'la bir konser çaldım ama çok punk çaldım yani. Acayip punk çaldım ama seyirci darmadağın oldu. Fakat Demirkan'a fazla, fazla sertim yani. Biraz daha Vega'da, yani konserde çalmadım, Vega'nın albümünde çaldım. Koray Candemir'in albümünde çaldım. Çocukluğunda sende iz bırakan şarkı hangisi? Ya çocukluğum yani, ya şimdi bak, hiç unutmam. Daha davul çalmayı bilmiyorum ama çalmak istiyorum böyle. Annemin şişlerini alırdım, yastığı koyardım, perdeler kapalı. Ama çok bunalımlı zamanlarım yani, öyle bir değil. Gary Moore'un After the War şarkısını çalardım, davul çalmayı bilmiyorum ama nasıl böyle diye. Beni kendimden geçirirdi. Yani belki davula başlamamın sebebi olabilir o şarkı ya. Müzik endüstrisinin egemenleri aynı zamanda global kapitalizmin en büyük isimleri. O şirketlerin egemenliğindeki bir endüstride yer almak senin için nasıl bir duygu? Şimdi hamama giren terler. Şu an için bu esaretten kurtulma yolları var. Seninle konuştuk yani bol bol. YouTube kanalını açıyorsun, albüm mü çıkarmışsın? 10 gün sonra çıkarıyorsun. İstediğini koyuyorsun, klibini koyuyorsun. İster yayınlasın, ister yayınlamasın. Ne yaparsa yapsın. Öyle bir artısı var şu andaki sistemin. Şu anda bu rap'in bu kadar revaçlı olmasının bir sebebi de işte bu özgürlüklerinin kısıtlanmaması ve kafalarına göre bir yere kadar takılmaları yani. Alt kültür yani, sokak. Punk dediğin sadece ya öyle o değil. Punk bir yaşam tarzı, bir enerji, bir bilinç, bir ruh. Yani onlar da ya aynı kafa. Sokak. Tamam. Helal olsun diyorum, destekliyorum, çok mutluyum yani. Gerçek ya bir de. Ezel'i kimse, yani çok az insan bilirken öyle bir reklamı yaptı ki Ezel'in. Yani eğer bu reklamını birisi yapıyorsa bunu yaptı zaten yani. Ya arkadaş, kadın döverler, kadın öldürürler, mafya onu vurur, onu keser, onu şey yapar. Yani
Ezel'e mi kaldı yani? Bırak Ezel'i abi, Allah aşkına bırak ya. Böyle yani bu inanılmaz bir şey ya. Ezel alt kültürden geliyor. Alt kültürde bu var. Neyini saklıyorsun yani? Tamam, bu bir gerçek. Alt kültürü bu. Adam alt kültürü anlatıyor. Yaşantısını anlatıyor. Türkiye'de o kadar çok insanın hayatını anlatıyor ki. Neyini saklıyorsun yani? İran mı burası? İran'da her şey kapalı, altta, yapmadıkları yok. Ya bunu mu istiyoruz yani? Bu ne yalan? Dolayısıyla için yastıkla çalmanın iyi etkisi olduğu söylenir. Şimdi yastık, reboundu, yastığın yok. Yani vurduğun zaman baget kalıyor. Ya dolayısıyla parmağı ve bilekleri çalıştırman lazım. Yani onlardan güç alman lazım reboundu sağlayabilmen için. Yani deride veya çalışma bedinde vurduğun zaman baget zaten geri geliyor. Ama yastıkta öyle olmuyor. Reboundunu arttırıyor, bilekleri, parmakları güçlendiriyor. Bir süre hem yastıkta hem de demir bagette, yani çok ağır bagette bir süre ama çalışmakta fayda var. Yani gerçekten etkisi var, faydası var. Başka bir müzisyenleri nasıl izlersin? Mesela vurmacıların tekniklerine mi dikkat edersin? Şimdi evet, tekniğe dikkat ederim. Ama önce müziğe katkısına dikkat ederim. Yani bütün için mi çalışıyor, kendi nefsine mi çalıyor? Yani şarkıya mı çalışıyor? Çalıyor, kendine mi çalıyor? Bir, iki, enerjisine, timingine, tekniğine. Evet, dikkat ederim. Yani teknikli davulcuyu severim. Ama önce yani o enerjiyi gerçekten direkt vermesine bakıyorum yani. Tanımadığın insanlara müziğin ne hikayelerini anlatmak nasıl bir duygu? Yani bu bir kere bir çok fantastik bir duygudur. Yani çok bir sihirdir aslında. Yani bir simyadır aslında. Sen bir şey anlatıyorsun. Yani karşıdaki gerçi kendi dünyası, kendi kalbiyle alıyor onu. Yani kim bilir ne alıyor. Şimdi çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok da özel hissediyorum yani. Yani müziği terapi aracı olarak kullanıyor musun? Yaptığın müzikle kendini iyileştirmeye çalışıyor musun? Hiç. Müzik beni 3-4 defa ölümden döndürdü. Yani hayata bağladı. Davul çalmaya başladığın zaman bir şey düşünemiyorsun. Şimdi düşünürsen çalamıyorsun. Çünkü 4 uzvu ayrı kullanıyorsun. Üzerine işte metronom geliyor, üzerine ne çalacağın geliyor, üzerine gitar, bası, davul geliyor, vokal geliyor, üzerine teknik giriyor, üzerine bilmem ne, yani aynı anda o kadar çok işi, yani üzerine uzuv ayrılıyor, yani 4 tane insan çalıyor gibi oluyor yani, 4 uzuv ayrı çalışıyor yani. Bir nevi meditasyon. Matrix'ten kopuyorsun bir kere, yani başka bir dünyaya giriyorsun, hiçbir şey düşünmeden 2 saat boyunca çalışıyorsun, aradan çıkarıyorsun dünyayı, hiçbir şey düşünmüyorsun. Bu tarz ritüeller, yani ibadetler, yani dünyayı aradan çıkarmak için, yani ne kadar çıkarabilirsen o kadar yaklaşıyorsun kendine veya ona yaklaşıyorsun. Dolayısıyla bu bir meditasyon zaten. Yani benim için bir şifa kaynağı. Yani beyni boşaltıyorsun, vücudu rahatlatıyorsun, bütün stresi atıyorsun, artı yani müzik gibi bir sihirin içinde yapıyorsun bunu yani. Sahnedeyken ne düşünürsün, nereye bakarsın? Seyirciye çok bakmam. Yani o şarkının içine girelim, o realitesine, ama nereye gittiğimi bilmiyorum ama çok güzel bir yere gidiyorum. Bittiğinde uyanıyorum. Biraz davula bakarım. Çok seyirciye bakmam. Genelde gözlerim kapalıdır. Müzisyen olmasaydın seni ne bekliyordu? Yani aslında babamın İstanbul'a gelmeye niyet etmesiyle, yani 80 dönemi tabii. Herkes birbirini kesiyor Malatya'da. Bakmış yani benim çocuğu da
telef ederler, keserler diye İstanbul'a gelmiş. Sonuçta işçi. Yani bak, farklı şeyler bekliyor senden. Yani bir doktor olmanı, bir avukat olmanı, okumanı. Ama gel gör ki oğlu benim yani. Ben tabii metalci, saçlar uzun, yani dar pantolonlar, yırtık pantolonlar. Hiç beklediği gibi bir evlat değilim tabii. Dolayısıyla ya evde kalıp o sistemi, yani bana biçilen rolü oynayacaktım. Ya da evden ayrılıp hayallerimin peşine düşecektim. Tabii ki evden ayrıldım. Oo, müzik yapabilmek için neleri feda etmiş oldun? Kendimi feda ettim. Yani içinde ailem de var. Gerçekten hiç düşmeyeceğim durumlara kendimi düşürdüm. Yani çok kirlendim. Fakat bir yerden sonra yine müzik yapabilmek için ve hayatta kalabilmek için, kendimi bulabilmek için o zamana kadar kazandığım, elde ettiğim her şeyi yine feda ettim. Kaç defa kendimi feda ettim. Yani o konu tartışacak bir konu değil yani. Çok feda olsun. Politika ve sanat sence bir araya gelir mi? Örnekleri var. Gelmiş zaten yani. Bir, iki. Şimdi politika dediğiniz benim bütün hayatımı etkiliyor. Beni evimin içine giriyor. Yani cebime giriyor. Tamam mı? Yani ben onunla ilgilenmezsem o benimle ilgileniyor zaten. Sonuçta benim onunla ilgilenmem lazım yani. Yoksa o benimle çok ilgilenecek yani. Siyasi tavırların sezgisel mi, entelektüel mi? Aslında ikisi de. İnsana değer vermeyen, yani nefsine çalışan, bütün aile için çalışmayan adamla çok işim olmuyor. Ama yani bu dünyanın varoluşundan beri var ve olması gereken. Yani negatif, pozitif, dişi erkek, sıcak, soğuk, ikizi duç var. Bu bir seçim meselesi. Sonuçta ben kendi nefsine çalışan adamla yapamıyorum. Yani dolayısıyla hem sezgisel oluyor hem de entelektüel birikimi bakıyorsun. Ama kıstasım hiç fark etmez. Sağcı, solcu, sağcı, hiç fark etmiyor. Sadece kıstasım bütünün hayrı için mi çalışıyor, nefsi için mi çalışıyor? Yani o. Kendini akraba gördüğün müzisyenler, dönemler var mı? Ya metal dönemlerim, ya şimdi metal dinlediğim dönemler, metal benim için fantastik bir dünya. Yani dışlanmışların, o sisteme ayak uyduramayanların, sistemin dışına itilenlerin nefes aldığı harika, fantastik, yani inanılmaz güzel bir dünya. O dönemde metal müzik gerçekten benim ailemdi yani. O travmalar, o kendi kendini iyileştirmeler, kendi kendini bilmeler. Yani o kadar travmatik dönemi atlattığın zaman yani müzik zevkin de değişiyor, hayatın da değişiyor. Ama şu anda oturup Iron Maiden dinlerim, AC/DC dinlerim. Yani yine dinlerim ama o zamanki gibi gece gündüz metal dinlemiyorum. Bütün müzik tarzlarını bilip daha geniş bakma hayata veya kendi tarzına daha başka tarzlar katıp daha orijinal, daha geniş bir müzik yapma yolundayım. Başka bir dönemde yaşamak ve ölmek ister miydin? Açıkçası çok maldım yani, onu söyleyeyim. Kendini ifade edemeyen, bayağı bunalımlı, deli ya deli. Zaten yaptığımız müzikte de belliydi. Yani gerçekten deliydik biz. Oturduk dördümüz, bütün gün vakit geçirdik ama çok eğlenirdik. Çok beraber vakit geçirmeyi çok severdik. Çok, yani şimdi müziği bırakmak demek yani kendini bırakmak demek. Yani sonuçta yani benim için bir aşktı müzik. Ve yani yaşam sebebim ya. Yani sonuçta yani bir zamanlar kendimi ifade edemiyordum. Müzikle ifade ediyorum. Şimdi artık kendimi de ifade ediyorum ama müzikle de ifade ediyorum. Yani fark o. O zaman sadece müzikle ifade ediyordum. Şimdi hem konuşarak hem de müzikle ifade ediyorum. Gerçekleşmesini istediğin bir hayalin var mı? Yani ilk yaratılış haline dönmek istiyorum. Yani kendi, yani hiç kirlenmeden, bu zulmet diyarına inmeden o başlangıç haline, yani o saf, temiz, titreşimin çok yüksek olduğu, henüz daha ruhlarda o lekelerin olmadığı, frekansın böyle insana coşkudan, sevgiden, huzurdan
yani mest ettiği o hale dönmek için çalışıyorum ama yani çok çok uzak, çok zor. Ama hayalim o. Yani gerçekten ilk yaratılış haline, yani kendimi buldum, ilk halime dönmek istiyorum. Çocukluk dönemlerim işte Malatya doğumluyum. İşte ilkokul ortalarında geldik. Bunalımdı. Ya zaten İstanbul'a yeni gelmişsin. O bir alışmak anormal zaten. Çünkü o dönemin Malatya'sıyla bu dönemin İstanbul'u, ama en azından daha çocuktum yani. Bunalımlı bir aile yapısı, çok yabancı, çok yabancı. Kendine ait hissedememe, yani sonuçta şiddet de vardı. Yani maddi, hem psikolojik hem de fiziksel. Acayip bir bunalım, yani cehennemin dibini yaşadım yani. O dönemde benim için aslında bir fantastik bir dünyaydı yani. Böyle yani bu rock dünyası, metal dünyası, yani Athena da bunun içinde. Ya benim hayatta kalmam için bir çok güzel bir realiteydi yani. Oraya gittim ve başka bir dünyada, yani bu dünyanın içinde, cehennem içinde başka bir dünya kendime kurdum ve nefes almaya başladım. Aslında benim buralara gelmemi, yani hala hayatta olmamın şeyi, sebebi o dönem benim rock müziğe ya da müziğe gönül vermemdi. Yani ya da işte bu Athena'ya girmemdi. Aslında benim için bir yaşam kaynağıydı. Hayatımın şeyidir, dönüm noktasıdır ve yaşam sebebimdir yani. Tabii kırılma noktam Athena. Hani böyle mağarada mahsur kalırsın, su basmıştır, şu kadar bir nefes alma şeyi bulursun ya, böyle alanı, böyle bir orada böyle takılırsın yani. Onun gibi bir şeydi. Müzikal keşifler aynı zamanda arkadaş edinmenin de bir yolu muydu? Mesela otururduk sabahlara kadar. Mesela yani şimdi bak, bir gözümün önünde mesela Gökhan, Hakan, Gökhanların evindeyiz. Şey, Selam Çeşme'de işte Ozan var, Ferit var, işte diğer arkadaşlarımız var. Mesela herkes, mesela ben sevdiğim bir albümü koyuyordum, dinlerdik onu. Ondan sonra o sevdiği bir albümü, sabaha kadar müzik dinleyip muhabbet ederdik ya. Yani sonuçta bu etkileşime girebileceğin, bu muhabbeti yapabileceğin insanlarla yan yana duruyorsun. Gerçekten arkadaş edinmenin bir vesilesi oluyor yani. Aynı müziği paylaşman lazım yani. Çünkü müzisyeniz ya, bizim temeli özümüzde var, merkezimizde müzik var. Yani aslında olmazsa olmazı bu. Yani şimdi gençliğimin zaten çok önemli bölümü, aslında gençliğim Athena'da geçti zaten. Gençliğim dersen Athena diyoruz. Beraber büyüdük aslında. Fenerbahçe Burnu'nda konserler olurdu. Gökhanların da Fenerbahçe Burnu'na giderken bir evleri vardı. Orada kalıyorlardı, babaannesinin evi. Orada kalıyorlardı. Biz oradan önünden geçiyorsun. Yani o sırada zaten bir metalci gördüğün zaman, metal tişörtleriyle geziyoruz. Metalci gördüğün zaman çok ağızlardı zaten. Gördüğün zaman sanki kardeşini, 40 yıllık dostunu görmüş gibi olurdun yani. Hemen böyle gidip sarılırdın muhabbete. Sen kimi dinliyorsun? Sen neyi dinliyorsun? Ay sen çok sert dinliyorsun. Ben çok yumuşak dinliyorum. Bilmem ne bilmem ne. Biz de 3-4 metalci böyle. Tabii montlar böyle şey. Her tarafı metal. Bayağı yırtık dar pantolonlar yani, böyle yani dayak yemeye müsait. Ve dediğin 80'lerin sonu yani. Neyse, konsere giderken baktım iki tane çocuk koşuyor böyle oradan. Gökhan Hakan kaç yaş, 88 olunca ne oluyor yani, 11 12 13, çok küçükler yani. Ben yine 3 yaş daha büyüğüm. Koştular işte, merhaba, ne haber, nasılsınız falan, ne dinliyorsunuz, ben ne dinliyorum, şunu dinliyorum. Orada bir muhabbet oldu. İşte biz şunu dinliyoruz, sen ne dinliyorsun, böyle muhabbet oldu. Sonra biz gittik konsere. Nerede karşılaştık ondan sonra?
Akmar'da, ya Akmar'da karşılaştık ya da bir konserde tekrar. Öyle bir muhabbet oldu. Tekrar yani arkadaş olduk. Sonra benim bir grubum vardı. Bu anlattığım benim punk grubu. Ama gerçekten yani çok amatördük yani. Benim haricimde çok yetersizlerdi ve bu işi de çok içten yapmıyorlardı yani. Sonra bir gün Hakan'a dedim ki, Hakan dedim ya bizim provaya gelir misin dedim ya, biraz şu şarkıları düzenleyelim falan dedim yani. Geldi. Şimdi o sırada gitar da çalıyordum ben biraz. Yani alıyorum gitaristten gitarı çalıyorum, akordunu yapıyorum, bak şöyle çalacaksın. Gidiyorum davul çalıyorum, ona öyle diyorum, sen şunu yapacaksın. Yani aslında şimdi yaptığım için prodüktörlük yapıyorum, o zaman çok çekirdeğiymiş. Yani Hakan görünce beni sanırım etkilendi yani. Ondan da bir davulcusu varmış o sıra. Ya ama tabii ortada aslında iki grubun da hiçbir şey yok. Sadece yani ufak bir yapılanma var. Ondan da memnun değilmiş. Zaten o davulcuyla da ben, Cenk Ünlü benim ilk hocam. Derse gittiğimde benden bir önce o çocuk vardı. Adını şimdi hatırlamıyorum da. O da aynı yerden ders alıyordu. Oradan onunla tanışmıştım. Meral davulcusu da oymuş. Neyse aradan birkaç gün geçti. Yukan aradı. Ya dedi Turgay dedi, böyle böyle işte bizle çalar mısın dedi. Ben de çalarım dedim. Yani Athena macerası öyle başladı. O zaman Atlantis'te çalışıyorduk biz şeyde. Moda'da. Altı yolda. Akbaba'nın stüdyosuydu. Hatta Haydar vardı. Serhat vardı. Serhat gitaristleriydi. Şöyle dört kanaldı galiba. Dört kanal bir alete Serhat'a yaptırdık demoyu. Kadro Asrın vardı. Asrın, Gökhan, Hakan, ben. Dört kişiydik. Şimdi girdiğinde zaten bir iki parça, birkaç parça vardı. Sadece birkaç parça vardı. Onları hemen düzenledik, şey yaptık. Yani demoda bir sanırım 2 veya 3 parça vardı zaten. Birkaç parça da biz yaptık. Düzenledik. Bayağı bir hızlandı. Ben girince hızlandı. Ben hızlıyımdır aslında. Yani girdiğimiz hız. Tek kanal kaydediyorsun. İkinci kanal kaydediyorsun. Sonra onu mixliyorsun. Sonra üçüncü kanal kaydediyorsun. Onu da mixliyorsun. Sonra işte vokal var. Onunla mixliyorsun. Öyle çıkıyor. Yani o kadar ilkel. Tamam olsun dedik. Yaparız dedik. Hatta şöyle bir hikayesi var. Bayağı dört kanal davul kaydı alamayacağı için o sırada yazılıyordu şey. Drum Machine'de davullar yazılıyordu. Drum Machine'e yazdık. Bir ay uğraştık. Ondan sonra gitar kaydı oldu. Şey bas gitar kaydı oldu. Mixleyecekler bunları. Gökhan'ı çağırmış. Beraber mixlemişler. İlk tek parçaya göre mixlemişler. Sanırım hepsini beraber mixlemişler. Çok hatırlamıyorum da şöyle bir olay oldu. İlk parçaya göre mixleyince diğer parçaların volümler farklı tabii. Davul yok. O kadar az ki. O kadar da emek vermişim bir gittik. Davul yok. O kadar altta ki yani inanamam. Delirmiştim yani. Öyle de bir hikayesi var. Ondan sonra zaten Tankard konseri oldu. Tankard konseriyle beraber aynı anda demoyu çıkarma durumumuz oldu. Dolayısıyla hem Tankard konserindeki feedback yani bayağı iyiydi. Hatta Tankard yurt dışında çaldığımız yeni gruplardan bir tanesi demişti. Onunla beraber demonun denk gelmesi yani bayağı bir gruba 2-3 kat çarpı 2 bir ivme kazandırdı. Bayağı hızlandı ondan sonra. Demonun ismi Harder Dimensions'tı. Kaç parçaydı? 5 kaç parça olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir ivme kazandık. Bayağı bir Türkiye çapında yani alt kültürde bir ismimiz oldu. Hem çok genç olmamız hem de gayet gerçekten iyi çalıyorduk. Ya da yine müzik yapıyorduk o döneme göre. Ferit arkadaşımızdı. Ferit geldi solist olarak.
Ondan sonra biz albüme girdik. Atlantis'te bayağı bir gece gündüz çalışıyoruz yani bayağı bir. Albümü neredeyse bitirdik ama o sırada yani bir takım abuk sabuk durumlar oldu. Gökhan tekrar vokale dönmek istedi. İşte Asrın'la biraz bir takım acayip anlatamayacağım olaylar oldu. Asrın'dan koptuk. Ferit arkadaşım olduğu halde yani çok aynı yerde oturuyorduk. Hep beraber gelip gidiyorduk Kadıköy'e. Bağlarbaşı'da oturuyorduk. Ayrılmak zorunda kaldılar. Kendi istekleri istekleriyle gittiler ama aslında ayrılmak zorunda kaldılar. Albüm aslında bitirmiştik. O kadroyla girecektik. Hatta bir tane de YouTube'da var. Toplam albüm için bir şarkı kaydetmiştik. One Last Breath. O kadronun tek kaydı. Fakat albüm kaydına girmeden Ferit'le Asrın ayrıldı. Ondan sonra biz Ozan yakınımızdaydı. Yani aslında bas gitar çalmayı da bilmiyordu. Biraz gitar çalıyordu. Ama önemli olan tabii arkadaşlık yani. Arkadaşsan, beraber güzel vakit geçiyorsan çok güzel vakit geçiriyorduk. Çok eğlenirdik. Dolayısıyla nasıl çaldığından çok anlaşıyor muyuz, aynı kafada mıyız ona bakıyoruz. Geldi işte bizle beraber öğrendi yani grupla beraber öğrendi. Aten de öğrendi bas. Hakan çok yardım etmişti Ozan'a. Hatta albümde Ozan çalmadı yani Hakan çaldı basları. Ozan, Gökhan, Hakan, ben One Last Breath albümün kadrosuyuz. Sony la burada. Abi. La. Abi nereden? Senin mezhebin. Abi bir dakika diyorum biz buna kendimiz kızı mı bakalım? Neden o kafa? Abi tamam. Ah, ah. Hop be. Benim punk geçmişim var. Uzak değilim. Gökhan'ın da bir kız arkadaşı vardı Candaş diye. Onunla beraber Candaş punk'tı. Bayağı sağlam punk dinlerdi. Onunla punk'a ilgi duydu. Yani bayağı bayağı punk oldu yani. Punk dinleri oldu. Zaten akla karada değil zaten. Aynı yol. Neredeyse. Bayramoğlu'nda hatırlıyorum. Bayramoğlu'nda Gökhan'ların yazlığı vardı. Biz yazları birkaç yaz gittik oraya. Orada bir tane korsan gemisine benzer bir gemiye bakıp bazili yaptık. Bazil bizde para yok. Bazil bizde para yok. 5 kuruş yok. O albümün en güzel şarkısı, gerçekten hepimizin de en sevdiği parça, tek Türkçe parçasıydı. En gerçek, en orijinal, kendine has
şarkıydı. Gökhan da o panka girince benim de altyapım zaten yani müsaitti. Biz yavaş yavaş şeye dönmeye başladık. Hardcore punk'a dönmeye başladık. Van Asbet albümünün, o metal albümünün ilk konseri bir sene sonra oldu. Ve o konserde sadece Bazili çaldık albümden. Tabii gelenler böyle yani gerçekten dehşetle baktılar bize. Bir tek Bazili çaldık ve hep yeni şarkıları çaldık. Hardcore punk soundlu. Hatta Determine Boots vardı, bir de LSD vardı. Hadi be. Sen de o zaman birebir şey oldun. Şahit oldun. Come to my kingdom if you may. Para kazanmamız lazım ve çalmamız lazım yani bizim hayatta kalmamız için. Sonuçta Gökhan Akan'ın bir problemi yok o konuda. Fakat ben müzik yapmak için evden ayrılmışım. Yani benim eve dönmemem lazım ve yani bunu başarmam lazım. Yani bu benim için hayat meselesi. Yani hayatımı koydum. Keza Ozan da öyle. Bir şekilde Bodrum'a gidiyorduk yani. Bodrum'dan dedim ben Marmaris'e geçerim, bir bar bulurum dedim bizimkilere. Nitekim öyle oldu. Bodrum'dan Marmaris'e geçtim. Barfendi diye bir bar buldum. Yani onlar da çaldıracak grup arıyorlar. Mekan küçük. Yani eski araba parçalarını koymuşlar. Direksiyon hemen işte bar rock bar olmuş. Salaş bir yer. İşte biz çalmak istiyoruz dedim, böyle de şöyledir. Bu da bizim albümümüz dedim. Metal albüm verdi adam, bir baktı böyle dehşete düştü. Yani bir dinledik. Böyle bayağı bir thrash metal. Ya dedim bu bizim bir sene önce geldiğimiz işte şu kadar önceki albümümüz biz. Şu anda biz işte R.E.M'dir, Red Hot Chili Peppers'tır, işte Pearl Jam, Nirvana, işte Sex Pistols bilmem ne, bunları çalıyoruz dedim yani. Ha tamam dedi, o zaman The Cure çalıyoruz yani. Tamam dedi, o zaman bir gelin dedi yani. Sonra çaldık Prodigy'de. Çok güzel çaldık. Çok güzel bir şarkıydı. Orada başladık. Orada Emin ve Ünver diye arkadaşla tanıştık. Emin ve Ünver bayağı bir müzik konusunda, bayağı bir alt kültür konusunda çok bilgilerdi. Çok donanımlı iki arkadaştı. Mesela ilk Madness'ları, işte Specials'ları, Sky'la bizi onlar tanıştırdı. Yani Marmaris'e gidip Bobar'ı bulmamla biz profesyonel olduk, para kazanmaya başladık ve müziğimiz evrilmeye başladı. Yani Sky'a, punk, alternatif rock'a, oralara evrilmeye başladı. İşte orada ilk, o daha sezon açılmamış, ilk 3 hafta az insan vardı. Bizde de 15-13 parça vardı. Devamlı 3 kere dönüyorduk. Aynı parçaları dinliyorduk gece bitene kadar. Sonra orada devamlı çıkardık. Punklar, skalar, güzel bir repertuar yaptık. Yani sezonun sonunda artık içeri insan giremiyordu. Yan barı almıştı bar sahipleri. Duvarı kırmışlardı, şöyle öyle bırakmışlardı. Biz çalıyoruz, önümüzden insanlar geçiyor yan tarafa, oradan geliyor. Orası da full oldu. Daha biz İstanbul'a gelmeden önümüz İstanbul'a ulaşmıştı.
Geldik hemen tabii, hemen kemancıda gittik hemen tabii. Hemen çalmaya başladık. Şimdi pazar günü verdiler bize, biz çalıyoruz bayağı sert. İşte tipler geniş falan. Yani o sıra için, o sırada çok şey, çok marjinal. Yani kemancı için de bile çok marjinal. Yani Gökhan, yani sonuçta Gökhan Muhaf, o zaman ben uzun saç, Hakan şey. Yani öyle bir durumumuz var ve sert çalıyoruz. Ya full çekiyoruz ama yani ikinci günü verecekler diye düşünüyoruz at kemancıda. Ya da daha iyi bir güne. Şimdi pazar günü malum. Ama full çekiyoruz. Rahmetli Zeki abi çağırdı. Attı bizi. Dedi adam gibi giyinin. Ne biçim müzik yapıyorsunuz? Bu tarz şeyler söyledi rahmetli dedi tabii. Ve attı bizi. Sonra biz de mandalda çalmaya başladık hemen üst katında. Orası çok büyük. Yani yine seyirci geliyor ama hiçbir zaman dolmuyor. Yani gerçekten çok büyük. İşte gitardır, karavandır, bakayım. Bayağı bir haftada 3-4 yerde çalıyorduk. Yani sound'umuz bayağı bir kendine has olmaya başladı. Kendi ufak bestelerimizi yapmaya başladık. Sonra bir gün Kaptanuk açıldı ama Kaptanuk, biz manda çalarken Kaptanuk'un işletmecisi şeydi. Yani başında Pentagram Hakan vardı. Hakan Utangaç. Onun da Akbar Pasajı'nda şeyi vardı. Dükkanı vardı. Neyse. Ben oraya takılıyordum yani. Bir gün takılırken oraya Kaptanuk açılmış ama birileri çalıyor. Biz de hiç gitmemişiz. Ya dedi, solist cumartesi gelecek, çalacak grubun solisti hasta. Grup lazım bana dedi. Turgay dedi, var mı bir tanıdığın falan. Onun dedim, biz varız. Şimdi adam hep biz bandada çalarken hep programın sonunda geldiği için biz en sonunda hep böyle öyle bir sert punk çalıyoruz ki böyle. Yani yardırıyoruz yani. Hep herif ona denk geliyor. 3 kere geldi. Çünkü de hep sonunda ona denk geldi. Bizi çok sert çalıyor zannediyor. Bir de metal albüm yapmıştı falan. Yani sert çalıyor zannediyor. Yok oğlum dedi. Sen, siz çok sert çalıyorsunuz. Siz olmazsınız dedi oraya. Dedim biz nereye sert çalıyorsun? Sen hep sona geliyorsun. Hep serte denk geliyorsun dedi. Bizi şunu çalıyoruz, bunu çalıyoruz, bunu çalıyoruz. Yani anlat anlat. İyi dedi yani. İkna ettik bir şekilde sonra. Allah merhaba. Hakan'ı bile hep. Yani Türkiye'deki tek dünya çapında mekandır. Ve dünyada da öyle. Yani İngiltere'de bulamazsın o mekanı. Bir çıktın dışarı. 150 metre kuyruk var ya. İçeriden birisi çıkınca yani bekliyorlar, anladın mı? Birisi sen çıkacak, onu alacak yani. Giremiyorsun, böyle duruyorsun yani. O hale geldiğini görürüm. Ama yani benim hayatımda çaldığım en ateşli dönem, en zevk aldığım, en iyi çaldığım, en ateşli çaldığım zamandır. Evet, kaç kere tekrar tamir oldu. Oraya çıkıp şey yaparlardı. Yani o da aslında bir agresiflik atıyordu. Otel yani, bir gün bir gittik Hakan, o da Hakan'ın başının altından çıktı. Bir gün bir gittik. Kafes yaptırıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Yetişecek şey var. Programı kafes içinde ilk önce geldiler, sonra o kadar zevkli ki yani. Çok acayip bir şey. Allah'tan Talip Musa'nın klibi çekildi ve o dönem tarihe geçti. Sonra çalmaya başladık Kaptanuk'ta. Yavaş yavaş seyirci gelmeye başladı. Biz teller şey oldu. Duyulmaya başladı. Dedim ya, bir gün artık öyle bir noktaya geldi ki yani yetmiyor yani. İçeri adam giremiyor ya yani. Ama çok çok güzeldi. Ya tabii o zaman kemancının alternatifi oldu Kaptanuk. Yani kemancı popüler kültür, Kaptanuk alt kültürdü. Sonra bizim Holigan albümü çıktı. Bir gün bir gittim şeye, kemancıya.
Abi üç parça da bir bizim şarkı çalıyor. Üç şarkı da bizim çalıyor. Bir baktım Zeki abi geliyor. Zeki abi geldi böyle böyle. Böyle elini uzattı. Ben elini uzattım. Böyle falan oldu. Oh be. Yani orada bir günah çıkardı rahmetli Zeki abi. Prodüksiyona girince yani ister istemez yani şimdi olay şu. Şimdi bir şirketle bir ortaklık yapıyorsan yani bir ortağı bulman lazım. Yani sonuçta o ortağın bulunmuş haliydi. Yani şimdi şirketin sahibi kendi olsan, kendin yapsan, yani patron sen olsan yani ne ben yaptım oldu. Ama ortaksın yani. Sonuçta bu her grup içinde geçerli. Yani orta yolu bulmak zorundasın. Yoksa yaşam alanın kalmaz yani. Murat Akat zaten NR1'in genel müdürü aslında kilometre taşıdır Murat Akat. Yani Teoman'ı, Vega'yı, Duman'ı, Athena'yı hep Murat Akat çıkarmıştır. Hoş aramız hala limonidir yani bayağı bir fırtınalı ayrıldık. Şimdi Murat Akat dayısının oğlu Gökhan Akan'ın akraba yani. Biz o sıra parçaları yeni yeni şekillendiriyoruz. Murat Akat da iyi müzik dinler yani daha iyi müzik de bilir. İlk ona götürdük daha çalışmanız lazım dedi. İşte hatırlıyorum Gökhan'la ben gittik. Çalışmanız lazım dedi. Şöyle yapmanız lazım dedi. Ama dedi bekleyin dedi ben askere gidip geleceğim beraber yaparız dedi. Biz tabii sabırsız beklemedik. O sıra bir menajerle şey yaptık, anlaştık. Menajer de acayip okkalı bizi anlaşma imza attı bize. Şey attırdı bize. Nasıl attırdı aslında şöyle de bir durum var. Şimdi adam ANS'de çalışıyormuş. ANS'nin de akustiğini yapması için Led Zeppelin'in kayıtlarını yapan bir Türk Tonmeister getirdi. Ahmet Ertug'un adamıydı galiba. Yani çok hatırlamıyorum. Kafayı gitmiş olabilir. Getirmiş daha doğrusu akustiğini yapmışlar stüdyonun. İşte bizim menajer anlaştığımız adam da Levent. Levent Ayaşlı'ydı. Onunla diyaloğa girmiş. Kartını aldı. Getirdi bize kartı koydu. Kim bu böyle böyle dedi. Size demo yapacağım dedi. Gittik demoyu yaptık. Ahmet Güvenç'in o zaman sıra servilerde bir stüdyosu vardı. Sanırım oradaydı değil mi? Orada demoyu yaptık. Ulan demoyu bir dinledim. Yani bayağı bir Led Zeppelin yani. Adamın elinden Led Zeppelin çıkıyor yani. Abi inanılmaz bir sound ama demo alanda kaldı. Yani şu anda elimde olmasını çok isterdim. Yani öyle Athena'nın Led Zeppelin karışımı bir şeydi ya. Çok acayipti. Skalonka'yı yani düşün 70'lerin sound'ını dinliyorsun yani. Bize tabii şey yaptı. Lan bağlantılar bunu bilmem ne diye. Ama normal bir anlaşmayı imza attık. Allah'tan bir katakulli olmuş bir şey olmuş yani çok büyük cezası vardı fakat notere mi tasdik edilirken onun belli bir oranında yatırmak zorunda mı bir şey bayağı bir meblağ yatırmak zorunda onu da yatıramayınca sembolik bir şey yazdı yani oradan kurtardık yoksa başımız bela çok büyük beladaydı. Abi adama baktım yani adam ya aslında şöyle diyeyim yani Harbiye'de Kaptan Uk'un yakınlarında bir yerde bunun bir evi vardı. Bahçesine bir tane derme çatma bir şey yaptı. Ufak bir oda yaptı. Ama ne yalıtım var ne bir şey. Bizim ilk oligon orada çıktı aslında. Yani onun da katkısı vardır. Bak şey yapmayayım ben. İlk oligon orada çıktı. Sonra abi bir bakıyorum yani tam içeri giriyorum. Odaya giriyorum. Bakıyorum adam hemen bizi görünce telefona sosyal. Halbuki telefonun ucunda kimse yok. Yani konuşuyor, iş yapıyormuş gibi. Baktım abi bu adam hikaye. Yani anlayınca yürüyün dedim. Abi bir tantanalar bir şeyler yani.
Sonuçta en büyükleri de benim zaten yani. Öyle kararları genelde hep ben alırdım yani. Murat Akat askerdeyken Selim'le aynı yerde yapıyor. Selim Öztürk, Kargo'nun gitaristi. Biz o sıra Marmaris'te çalıyoruz. Dave Jones'ta. Onlar da turnede. Marmaris'e gelince şey demiş Murat Akat. Bir bizimki çocuklar uğrayın, bir konuşun, bir seyredin falan, bir ne diyorsunuz, albüm yapalım falan diye. Selim de o geldiler, orada tanıştık. Sonra burada Spica'da mı çalıyorduk? Oraya da bir geldiler, bir dinlediler, ettiler. Olur dediler yani, yaparız. Beraber yaptık. Sound da yani çok sert değildi doğru ama çok da yumuşak değildi aslında. Tadındaydı yani ama dediğim gibi hamama giren terler yani. Dev Adam zamanı Ali Kırca galiba, bilmiyorum hangi kanalda, Hanker bende değil mi? Daha önce şöyle bir olay olmuş Ali Kırca'yla. Şimdi bu eski askermiş galiba. Yani oradan atılmış. Tamam mı? Bizi şeye çağırdılar. Her sene müsabaka yapılıyormuş. Güreştir, işte atletizmdir, o tarz. Bizimkiler birinci olmuş tabii. Üzerine de bir Athena'yı çağıran demişler. Rakipleri darmadağın edelim. Biz mi çıktık? Yani bir çaldık, acayip bir enerji, işte öğrenciler darmadağın. Sonuçta insan evladım yani, sonuçta müzik yapıyorsun. Tabii insan yani, orada hazır o şekilde bekleyecek hali yok. Tabii ki dağıtacağız yani. Biz geç girdiğimiz yeri dağıtıyorduk zaten yani, normal o. İşte Ali Kırca da yani bunu görünce bir fırsat çıkmış kendine. Vay arkadaş, haline bak, durumuna bak, bu nasıl bir olay falan. Allah Allah, ne diyorduk bu yani bu. Yani uluslararası bir ortam orası. Tabii ki gurur duyduğu grubu veya müziği tanıtacak yani. Öyle bir şey, öyle bir yazı yazmış. O yazıyı okudum yani, inanamadım yani. Sonra tabii 12 Dev Adam patladı bizim. Ülkenin medarı iftiharı olunca adam vicdan muhasebesi yapmış tabii. Pişman olmuş. Şimdi önce Turgay'dan başlıyoruz. Turgay bakalım, eskiden nasılmış? Önce Turgay'dan başlıyoruz. Turgay eski halini hatırlıyor musun? Evet. Ya oradan buna bu güzel bir. Güzel bir arada yerim. Hocam güreşledim. Turgay ne zaman değiştin? Ne zaman değiştin? Tam albümün çıkmasına bir hafta kala. Saçlarım böyleydi, birdenbire kesildim ve sarıya bıraktım. Sonra normal halde. Şimdi anca düzeldi. Şimdi gelelim. Efendim sırada Hakan var. Hakan'ı mı izliyoruz? Hakan. Evet, Hakan biliyor musunuz ki? Hatırlıyorum. Kaç yaşında? O zaman olmuş. İşte 92 tedavi öncesi mi oluyor? Şimdi sırada tabii ki şimdi o zaman geldi. O zaman geldi. O zamanlar boyun kaçtı? Onunla birlikte epey uzun. Oran dedi. Gökhan Bey'in kısmı parmakları gibi. Böyle yan yatıyorduk bu arada. Parmakları. Hakikaten. Ama ne kadar zeyi kaldık. Hakikaten öyle miydi? Peki ne kadar süre veriyorsun? 3 yıl sanırım değil mi? 3-4 yıl. 3 yıl devamlı antenler var. Bütün yanları alabiliyor. Böyle hiç değiştirdiğin değiştiriyorduk. Bazen şöyle, bazen kesip karılarını boyuyorduk. Bir sürü. Bir sürü eski sırada şimdi yeter olsa gerek. Çok güzel. Şu anda bunun meslek kendi. Bu konuda bir şey söyleyeyim. Bu saç olayı, yani bu saçın üzerindeki şey olayı, böyle muhalk olayı. Hakikaten de aşk derecesinde seviyorduk. Ama zaten Gökhan her sabah kalkar derinde makineye gelip kesin. Vallahi kesin. Bir sabah uyanınca saçları da saçları seçenek falan diyor. Ya çocuğun saçları yandı, bir de biz baskı yapıyoruz yanlarından böyle. Ne
Neyse bizi çağırdı canlı yayına. Kapıda karşıladı yardımcısıyla kendisi. Yardımcısı şey dedi, hiç unutmam. Ya dedi, ben bir ameliyat oldum dedi. Çok ağırdı. Yani çok kötüydü dedi. Bana sizin tam zamanı şimdi albümünüzü getirdiler dedi. Ben onu dinleye dinleye dedi, şifa buldum, iyileştim dedi. Gerçekten onun o albümün öyle bir şeyi vardı, havası vardı. Yani gerçekten bir şifa kaynağıydı. Yani sonuçta müzik bir şifa kaynağı. Yani ben bunu hem tanımadığım insanlara ulaşabilmek için veya hem kendime hem karşıya şifa verebilmek için, sonuçta onu şifalandığın zaman onun feedback'i sana geliyor, sen de şifalanıyorsun. Yani bu kendinden kendine devamlı dönüyor. 10 senelik bir eğitmenlik geçmişim var. Ben davulu araç olarak kullanıyorum. Yani öğrenciyle diyaloğuma, öğrencinin kalbine dokunmak için bir vesile. Sonuçta hepsine davul öğretiyorum zaten. Ama yeni çocuklar var. Yeni çocuklar geliyor. Yani Indigo'dur, Crystal Aral'dır, yok Y kuşağı, Z kuşağı. Yani başka çocuklar bunlar. Ve kimse anlamıyor bu çocukları. Çocuk karşıma geliyor ve ben onu anladığımı belli ediyorum. Benim onu anladığımı belli ettiğimde çocuk bir rahatlıyor. Kendini anlayan bir insan çıkıyor. İnsanı gerçekten 9 şiddetli depreme maruz bırakıyor. Yani o depreme şükür dayandım, yani maruz da kaldım. Sıradan şeyler değil, hiç kolay değil. Sonuçta kendini iyileştiren başkasını iyileştiriyor. Kendini tanıyan başkasını da tanıyor. Yani kendini anlayabilen, kendini bilen başkasını da anlayabiliyor. Kendini seven başkasını da seviyor. Kendinden kendine her şey. Çocuk geliyor, bazıları yüzüme gözüme bakamıyor. Bazıları dengesi kaçmış, kendi güvene gitmiş. Sosyal değil. Kendini bir hiç görüyor. Yani çocuk ben de buradayım diyor. Yani ben de varım, ben de buradayım demek istiyor. Daha önce de aynısını ben dediğim için, yani bunları yaşadım. Ailede, sistemde, mesela sistem bizi eritmeye çalışıyordu. Kendine tehlike görüyordu ve bizi eritip yok etmeye çalışıyordu. O ortamda ben de buradayım, ben de varım, ben de yaşamak istiyorum dedim ve çok çığlık attım. Yani bunu yaşayan birisi olarak karşıdakini o kadar iyi anlıyorum ki. Çocuk bir süre sonra kendine geliyor, kendine güveni geliyor, sosyal oluyor. Dengeye kavuşuyor. Sonuçta bir çocuk bir çocuktur. Bir çocuğu değiştirdiğin zaman, kalbine dokunduğun zaman o kendi etrafını değiştiriyor. Kendi etrafı diğer yine kendi etrafını değiştiriyor. Kolektif bilinç. Yani sonuçta bir göle taş attığın zaman yavaş yavaş nasıl dalga genişliyor? Bu da onun gibi bir şey. Yani burada ufacık bir değişme bütün kelebek etkisi bütün kainatı etkiler. Çok az da olsa sonuçta etkiler, bu işler böyle. Tanımadığım insanların kalbine dokunmak, hem birebir ilişkide olduğum insanların veya çocukların kalbine dokunmak, hem onların şifalanması hem kendimin şifalanmasını sağlamak benim için büyük zevk ve yani bunu birebir yaşayan birisi olarak diyorum, müzik inanılmaz bir şifa kaynağı. Ses yani. Üçüncü dereceden yakınlaşmalar. Neydi o film adı? Demin muhabbetini yaptık Erman'la. Orada da sesle iletişim kuruyordu. Şimdi olay şu. Şimdi hepimiz onun parçasıyız. Yani ondan başka bir şey yok zaten. Sonuçta hepimiz onun matematiğiyle geldik. Dolayısıyla onun dili bu. Evrenin her yerinde aynı dil konuşulur. Bilmem kaç milyon ışık yılı uzaktaki bir varlıkla da oturup sesle anlaşabilirsin. Çünkü herkesin özünde, herkesin içinde, herkesin yaratılışında bu matematik var. Tek, hep tekten çıkmışız yani. Yani aslında 12 dev adam süreci aslında bir yandan hayalimin gerçekleştiği an, aynı zamanda da bittiği anmış, dönemmiş yani. Çok zor dönemlerdi. NRB'den ayrılmıştık. Bir sene albümümüz çıkmadı. Bayağı paramız falan da kalmadı yani. Albümü çıkarmıyorlar. Bizi Prestige'e falan satmakla tehdit ediyorlar falan. Şimdi bütün sorumluluğu da ben üstlenmişim. Yani yine her zamanki bu önemli kararı ben vermişim. Bütün sorumluluk bende yani. Nereye birden ayrılmamız aslında temeli şu. Şimdi biz nasıl
metal albümünü yaptık. Aslında başka kafaya geçtik. O albüm çıktığında başka kafadaydık. Yani bu bir tekamül süreci. Yani sonuçta insan tekamül eder. Yani 7'sinde neyse 70'sinde odur. Bu güzel bir şey değil bu yani. Sonuçta biz tekamül ediyoruz. Müziğimiz de tekamül ediyor. Yani ben değişirsem müziğim de değişecektir. Ama benim değişmem lazım zaten yani. Zaten o yüzden geliyorsun yani. Her şey değişir zaten yani. Albümde yani Kargo'nun katkısı var zaten. Sonuçta biz yeni öğreniyoruz bu işi. Yeni girmişiz. Onlar daha önce yapmışlar albümleri. Daha tecrübeliler. Fakat 5 senede alacağımız yolu 1 senede aldık. Dolayısıyla ikinci albüm çıktığında aslında bizim kafalar zaten sözlere de bakarsan bayağı bir spiritüel tasavvuf var. Bir felsefe var. Bir alt var yani. Oligan'la kıyasladığın zaman tam zamanı şimdi de. Yani bu tekamülün, o hızlı tekamülün sonucu. Fakat Nehre 1'e baktığında yani bu Yaşamak Var Ya'nın altyapısını anlamamışlar. Yani o tekamülü anlamamışlar. Biz hala Skalonga'daki o genç çocuklar olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Ama biz o değiliz diyorum yani. Bak şimdi bunu anlamanız lazım. Yani biz o değiliz. Bunu biz buna biz tekrar giyemeyiz yani o giysiyi. Burak da tabii ticari bakıyor. O iş tamam, o iş yapmış. Sonuçta yani onu niye risk atayım diyor. Yani yine buradan gideceksiniz diyor. Öyle bir çatışma oldu. Bir, iki, Murat Akat çok zor bir insandır. Biz de çok zoruz. Dolayısıyla büyük kavgalar oluyordu. Yani o müzik yapamaz olmuştuk. Dolayısıyla Nereye Birden öyle ayrıldık. Bir sene albüm çıkmadı. Demin anlattığım gibi işte parası kaldık. Prestige satılma tehditleri, Prestige de yani kabus. İnanılmaz. Biz ve Prestige, Allah'ım yarabbim. Avukatlar geliyor konserleri yaptırmamaya çalışıyorlar. Bir tane yani zorluyorlar bize dönmek için ama her zorlamaları bizi daha da uzaklaştırıyor. Bir de karar aldık mı zaten bitti yani. Yani önemli, yani ben öyle bir adamım. Yani bir kere aldım mı sonra beni döndüremezsin. Ama zaten o karar doğru ki yani zaten bakıldığında da gel 12 dev adamla da bakıldığında o karar doğruydu yani. Ama çok sancılı geçti. 12 dev adama işte sonra Universal'a sattılar. Bir şekilde kurtulduk. Universal albüm tekrar çıktı. Bir senenin sonunda çıktı o albüm. Yine bir sene bekledi yani. One Last Breath de bir sene bekledi. Tam zamanı şimdi de bir sene bekledi. O sırada çok yıprandık. Gerçekten çok yıprandık. 12 dev adam geldiği sıralarda biz gerçekten kendi içimizde çok yaralanmışız. Onun farkında değildik. Yani aslında neredeyse ipler kendi içimizde kopmak üzereymiş yani. 12 adam patladığında da bir daha dönüşü olmayan yola girdik. O albümde Her Şey Güzel Olacak var. Şimdi mesela İmamoğlu'nun kullandığı şarkı oldu. Her şey güzel. Her şey çok güzel olacak. Zaten sözlere bakarsan 20 sene sonra bugünler için yapmışız. Biz o sonrası yoktu şarkısında bizim ayrılma hikayemizmiş. Yani sonra dinlediğimde ben onu farkına vardım. Yani onu da şey yaparsan, araya koyarsan bizim ayrılma hikayemizmiş. Yani biz de bilmeden aslında kendi hikayemizi bir şarkı olarak yapmışız. Yani o yüzden bizim Athena'da çok büyük, acayip bir sihir vardı. Fantastikti yani, acayip spiritüeldi. Yani 12 devadan bir yandan benim için en tepe, bir yandan da aynı anda da en dip yani. Öyle. Yazları ben Malatya'ya giderdim. Köye giderdim. Babamın köyüne. Çok güzel bir vadide. Böyle yeşil Malatya'da kayısı. O zaman kayısı dikiyorlardı. Çok başta tütün dikiyorlardı ama sonra evet. Kayısı ağaçları bir de Sultan Suyu geçiyor. Fantastik bir yer yani. Böyle bir hobbit şehri gibi diyeyim yani. Böyle yemyeşil vadinin içinde. Orada kendimi çok özgür hissederdim. Yani İstanbul'da hem aile baskısı hem toplum baskısı hem sistem basıyor. Oraya gidince o kadar özgür olduğumu hatırlamıyorum yani. Benim için çok güzeldi. Bir yaşam kaynağıydı. Oradan yaşam kaynağımı alıyorum. Tekrar
Matrix'e dönüyordum yani İstanbul'a. Dayım bir tane karışık kaset çekmiş. İçinde işte If You Go Away'ler var, Lionel Richie'ler var. Yani böyle bayağı bir toplama, böyle çok güzel, o dönemin çok güzel şarkıları var. Ya ben bu kaseti dinlemeyi başladım. Benim için bir vahaydı yani. Beni öyle bir büyüledi ki böyle. Belki o zor dönemimin de etkisi olabilir ama yani ben ilk defa müziğin o dünyasıyla, o başka bir, o fantastik dünyasıyla ilk defa o zaman karşılaştım. Ve gerçekten müziğe aşık oldum yani. O benim müziğe başlama sebebimdir. Kırılma noktasıdır. Dayımdır aslında yani. Bir diğeri Athena'nın, grup arkadaşlarımın bir gün turnede otel odasında benim hakkında konuştuklarını duymamla oldu. Esas kırılma noktası odur yani. Ondan sonra bir daha eskisi gibi olmadı. Her şeyi bırakıp Malatya'ya gittim. Ben oradan askere gittim. O dönem 2004. Altay köyde yaşadım. O zaman, o sıra Erzurum'a katılıyorlardı. Ben köyüme dönmüştüm. Onlar en tepeyi zorluyordu, ben en dibi zorluyordum. O çok acayip bir dönemdi. Yani buna çok derinden etkileyen kırılma noktalarıydı. Ben bu soruya başta cevap verdim. Mümkün olsaydı her şeyi yeniden başta kesinlikle istemezdim. Dünyanın hali seni nasıl etkiliyor? Burada kendine nasıl bir yaşam alanı kurabilirsin? Nasıl bir dünya kurabilirsin? Yani nasıl nefes alabilirsin? Ona bakacaksın. Aslında herkes kendi kapısının önünü temizlerse, yani mikroda bunu başarırsa, makroya ufak da olsa, bu kelebek etkisi, yani ufak da bir olsa ya da büyük de olur bilmiyorum. Yani bütüne bir hayran olur. Sonuçta biz tsunami'nin önündeki karınca gibiyiz yani. Pop kültürünün sana dar geldiğini ne zaman, nasıl hissettin? AC/DC dinlediğim gün hissettim. Üretilen sanat eserlerinin değerlendirmesini yapabilecek görgü ve birikime sahip müzik yazarı, eleştirmen yüzdesi kaçtır diye soracak olsak. Yani bizde zaten bu kültür yok bizde çok. Yani daha emekliyor. Yani şimdi Almanya'da GEMA mesela, yani 100 küsür sene önce kurulmuş. Bizde daha yani daha bir tane yok ya. 3-5 tane. Herkes kafasına göre takılıyor. En basitinden yani bu hak sahiplerini koruyacak sistem bile yok. Eleştirmen nerede olsun? Çok, bu yüzde çok düşük. Müzik dünyasında olup bitenleri yakından takip ediyor musun? Ben şimdi demin konuştuk ya. Rap almış götürmüş yani. Pop'u bitirmiş. Yeni akım bu rap müzik, bakıyorum yani pop'un yerini almış aslında. Pop bitmemiş. Başka bir kılığa bürünmüş aslında. Mesela bizim zamanımızda da 98'de biz çıktığımızda, yani biz de popüler olduk. Bizden öncesi o pop furyası bir bitti yani. Ondan sonra Dumanlar, Muhabbetesi, Teoman. Ondan sonra bizden sonra hepsi çıktı. Biz bir kapıyı, yani daha önce vurdular kapıya bayağı bir baltalarla falan, ama biz gerçekten kafa göz yarıp kapıyı açtık. Ne zaman ki gerçekten yükseliriz insan olarak, o zaman başka olabilir ama uzun süre pop bitmez yani. Dinleyici olarak, fan olarak en unutamadığın konser anı hangisi? Iron Maiden'i ilk seyrettiğimde çok güzeldi. Roger Waters'ı seyrettiğimde çok acayipti. J.J. Johansson'un konserine gitmiştik. Ortam tam bir aşk gibi miydi ya? Koray'la gitmiştik. Öyle puslu bir hava vardı ki, yağmurlu böyle. Of, adamın müziği de öyle ya. Aa, o kadar güzel gelmiştik. Onu da hiç unutamam ya. Kudurmak istediğinde sen ne dinliyorsun? Abi kudurmak istemiyorum ki artık ya. Yani artık yani genç, yani o kadar genç değilim artık ya. Eskiden de o yani. Genç ha, ben şu anda nasıl kudurayım ya? Yani döverler kendimi döverim. Günümüzde bir mikrofonu ve bilgisayarı olan herkes şarkı yapıp kamuya ulaştırabiliyor. Mevcut kakafonide seslerden bir ses durumunda olmak gibi bir kaygı duyuyor musun? Sanatımı yapıyorum. Yani bu bir yeter. Bu kesin yeter. Fakat yani şimdi bunu herkes söyleyebilir. Yani sonuçta doydum. Doymuş bir adamım yani. Çok acayip yerler, çok acayip durumlar gördüm, yaşadım. Birilerinin kalbine dokunmam, birilerine bir şeyler öğretmem, bu vesilede benim öğrenmem. Ve hala kendimi müzikle ifade edebilmem yeter.
şarkılarında kendini nasıl konumlandırıyorsun? Gözlemci mi, hikayenin kahramanı mı yoksa kurgucu mu? Yani bazen bir şarkıda gözlemci de oldum, yani sadece çaldım. Athena'da, 7. evde kurgucu olduğum, hepsinde oldu mesela, çok kurgucuyum. Şurada yazan her rolde oldum. Albüm hazırlarken hangi parçaların canlı çalınabileceği üzerine kafa yoruyor musun? Ya hiç yormuyorum çünkü hepsi canlı çalıyorum yani. Hiç yormadım yani. Kendi kendine sıkıcı gelmekten mi yoksa dinleyiciyi sıkmaktan mı korkarsın? Yani sen kendine tahammül edebiliyorsan zaten başkası da edebilir. Kendine tahammül etmek çok zordur. Yani Allah aşkına böyle bir adam mıyım? Yani tam adamı sonra sabah kahvesi içmeye çat kapı bir komşuna gidiyor musun? Yani öyle bir şey yapabilir mi abi? Ondan sonra o da gelir. Ne kadar az o kadar öz. Hepimiz dünyadaki varlığımızın sebebini, niçin burada olduğumuzu, hayatımızın manasını sorgularız. Sen bu sorulara nasıl bir cevap buldun? Hep böyle dalga geçerler. Hayatın anlamını buldun mu? Açıkçası yani bu bir sır. Hakikat. Yani kendi çapımda bunu buldum. Bunu bana gösterdiler. Kaba bir şey söylemek gerekir. Yani illa bir şey söylemek gerekirse kendi kitabını okumaya geliyorsun. Yani kendi kitabını okuyorsan problem yok. Çalma anının geldiğini hissediyor musun yoksa bu an için bekliyor musun? Şimdi çalma anının geldiğini hissediyorum gerçekten. Ama bu an için ben bilerek beklemesem bile evren seni o an içinde bekletiyor yani. Paradoks bu ikisi de, evet. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Hayranlık duyduğun kişilerle tanıştığında hayal kırıklığına uğradığın oldu mu hiç? Yani açıkça bir söyleyeyim mi? Ben kimseye hayran değilim ya. Bir tane yok. Bak bir şey yaparsan gerçekten Volkanovic'de mi? Öyle bir hayranlık değil ama gerçekten saygım var, sevgim var. Çok güzel bir müzisyen, çok güzel çalıyor. Bakayım ya, hayran olduğum kimse var mı ya? Yok. Tercihin yaşayan kahramanlardan mı, ölü kahramanlardan mı yana? Kahraman diye birisini görmüyorum ki ya. Yani bu deminki şey gibi, hayran olduğum birisi var mı? Hayran olduğum birisi yok. Sevdiğim, saygı duyduğum birisini söyledim. Hayranlık değil o. Hayran olduğum kimse de yok. Kahraman diye gördüğüm bir kimse de yok yani, kahramanlık. Kendin arana koyduğun her put, yani her kahraman, her taptığın bir duvardır. Kendinle aranı ördüğün bir duvardır. Yani onunla aranla ördüğün bir duvardır. Yani tasavvufta zaten bütün öğretilerde sen çıkarsan aradan kalır şekilsiz yaradan dedikleri. Yani sen çıkarsan aradan kalır sadece yani o kalır. Yani onunla aranda ki bütün putları kırmanın manası, çünkü o putlar için sen kendinden ödün veriyorsun, kendinden vazgeçiyorsun. Kendini kirletiyorsun sırf o putlar için ve kendinden uzaklaşıyorsun. Kendine yaklaşman için, yani ona yaklaşman için o putları tekrar kırıp onunla ilgili bütün ruhundaki lekeleri temizleyip, çok zordur. O lekeler titreşimini düşürür. Titreşimini, lekeleri temizledikçe ve putlarını kırdıkça titreşimi yükselir ve aslında ona dönersin. Çünkü o çok yüksek titreşimde, sen çok düşük titreşimdesindir. Ne kadar putun varsa. Yani putlarını kır, aslında idollerini, kahramanlarını, taptıklarını kır, aslında hakikattir. Bu sır budur.